Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla 12 Ocak'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de protesto gösterisi ve yürüyüş gerçekleştirildi. Belçika Uygur Birliği tarafından düzenlenen etkinliğe çeşitli STK'lar ve bu ülkede yaşayan Türkler de destek verdi. Protestocular Çin yönetimini Uygurlara yönelik etnik ve kültürel soykırım politikasını durdurmaya çağırdı. Öte yandan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Çin zulmüne karşı bir protesto yürüyüşü düzenlendi. Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Mısır Birliği'nin girişimiyle düzenlenen bu protesto eylemine Uluslararası Saraybosna Üniversitesi bünyesindeki Sınır Aşırı Uluslararası Gençlik Kulübü ile Milli Türk Talebe Birliği de katılarak destek verdi. Uygur Akademisi İcra Kurulu Başkanı Abdülhamit Karahan Bey ile Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Erkin Emet Bey ve Uygur Araştırma Enstitüsü asistanlarından Mehmet Ali Emin ve Muhammed İlhan Beyler birlikte Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Temel Karamollaoğlu'na Uygur Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan ilgili raporla Uygur Akademisi tarafından hazırlanan Çin'in zulüm politikalarıyla ilgili belgeler ve Türkiye'deki Doğu Türkistanlıların güncel sorunları ve çözümüyle ilgili yazı kendisine sunularak Doğu Türkistan'ın güncel durumu, Çin'in toplama kampları ve Türkiye'deki Doğu Türkistanlıların sorunlarıyla ilgili bilgi verildi. Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi olarak her zaman haklı olan Doğu Türkistan davasını savunarak Türkiye genelinde gereken desteği vereceğini ifade etti. Çin vatandaşlarına yönelik sosyal medya yasaklarını sürdürürken Twitter ve Facebook gibi platformları diplomatların ve hükümet görevlerinin kullanımını aştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang yaptığı açıklamada söz konusu adımla ülke dışındaki insanlarla daha iyi iletişim kurulabileceği ve Çin'in politikalarının daha iyi tanıtılabileceğini belirtti. Çin'de Facebook ve Twitter gibi yabancı menşeli sosyal medya araçlarına erişim yasakları bulunurken bunlara alternatif olarak ortaya çıkan WeChat ve Weibo gibi sosyal paylaşım platformları yönetimin teknolojiyi sosyal denetim aracı olarak kullanılabilmesine de fırsat veriyor. Hong Kong'ta göstericilerin sosyal paylaşım sitelerini aktif olarak kullanmasının Çin'in bu platformlara karşı endişelerini arttırdığı belirtiliyor. Aylardır hükümet karşıtı protestoların devam ettiği Hong Kong'ta yönetim İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Direktörü Kenneth Root'un ülkeye girişine izin vermedi. Root, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yıllık raporunu Hong Kong'ta düzenleyeceği basın toplantısıyla dünya kamuoyuyla paylaşmayı planlıyordu. Hong Kong havaalanında çektiği bir anonsla kente girişinin engellenmesini dünyaya duyuran Root, Çin'in küresel olarak baskısını arttırmak istemesiyle temel hak ve özgürlüklerin tehlikeye atıldığını belirtti. Root ayrıca Çin topraklarında özgürce ve onurlu yaşam hakkı isteyen insanların 10 yıllardır ağır baskıya maruz kaldıklarını dile getirdi. Libya'da ateşkes sağlanması için Moskova'da yürütülen görüşmelerde imzalar Hafter'in kararına kaldı. Görüşmelere katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hafter tarafının salı sabahına kadar süre istediğini açıkladı. Görüşmelerin geldiği aşamayla ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la birlikte gazetecilere açıklama yapan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ateşkes anlaşması için taslak bir metin ortaya çıkardıklarını, Birleşmiş Milletler destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serraç ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halit el-Mişri'nin anlaşmaya imza attığını ancak Hafter tarafının salı sabahına kadar süre istediğini açıkladı.